Mesela şimdi göründüğü gibi kış mevsimindeyiz. Ağaçlar yapraklarını dökmüş. Canlılık alameti görülmüyor. O yeşil örtü, yeşil yapraklar ortadan çekilmiş. Ağaçlar çöp gibi dışarıdan bakıldığı zaman kuru gibi, hareketsiz, yapraksız, çiçeksiz, tomurcuksuz, sessiz, sakin bir bekleyişin içindeler. Neyi bekliyorlar? Baharı bekliyorlar. Ne oldu da bu ağaçlar yaprağını döktü? Niçin ağaçlar böyle sessiz kaldı, renksiz kaldı, örtüsüz kaldı, şekilsiz kaldı? Mevsim değişti. Allah'ın koyduğu nizam içinde, intizam içinde, düzen içinde kendi kendine değişikliğe uğradı. Ve artık ağaçlar köklerinden aldıkları suları kökler vasıtasıyla gövdelerine, dallarına, yapraklarına sevk ettikleri suları tamamen durdurdular. Şu anda ağaçların gövdesine su yürümemektedir. Suyun akışı durmuştur. Çünkü yaprak yok. Arkasından lazım olan unsurlar devreden çıkmış olduğu için ağaçların kökleri gövdeye suyu sökmüyor, paydos. İsteseniz de gönderemezsiniz. O da değişime uğradı. O da zamanın akışına ilahi nizam ölçüsü içinde ayak uydurdu. Ağaçların gövdesine niçin su, kökler vasıtasıyla niçin sular yürümüyor? Niçin tatil oldu? Niçin faydası oldu? Niçin sular artık ağacın gövdesine doğru akıp gitmiyor? Ağaç niçin suyu gövdesine çekmiyor? Efendiler, görüyorsunuz, hava son derece soğuk. Sıfırın altında bir soğuk var. Sıfırın altına düşüyor. Hele geceleri sıfırın altına. Şu anda Erzurum'da sıfırın altında 30 derece soğuk var. Kolay bir şey değil. Eğer ağaçların kökleri bu soğuk havada, bu soğuk zeminde, bu soğuk zamanda, bu soğuk ortamda, sıfırın altına düşmüş bir hava soğukluğunun içinde ağacın kökleri, ağacın gövdesine ve dallarına suyu çekseydi, bir an öyle düşünelim, suyu çekseydi, o sular ağacın gövdesinde ve dallarında havanın soğukluğundan dolayı donacak mıydı, donmayacak mıydı? Donacaktı. Su da donduğu zaman, su buz çıktığı zaman, donduğu zaman biliyorsunuz genişler. Genişler, yanlara doğru zorlar, açılmaya, genişlemeye başlar. Donan su genişlemeye başlayınca ağacın gövdesini çatlatır mıydı, çatlatmaz mıydı? Ağaçların gövdeleri çatır çatır çatlardı. Dalları çatlardı, gövdeleri çatlardı. Ve büyük zarara uğrardı. Ağaçlar mahvolurdu, kahrolurdu, yok olurdu. Parçalanırdı. Bundan dolayı Cenab-ı Hak, cemreler düşene kadar, bahara kadar ağaçların köklerine dur emri vermiş. Durun, su çekmeyin. Zamanınız değil, vaktiniz değil. Şimdi sessiz kalmak zorundasınız, hareketsiz kalmak zorundasınız ve bahara kadar kıpırdamadan durun diyor. Ve bütün ağaçlar bu emri ilahiye uymuştur. Nizam-ı ilahiye uymuştur. Ve sadece kışın yaprağını dökmeyen Şam ve Selvi gibi bazı müstesna ağaçlar hariç, bütün ağaçlar bu soğuk zamanda, bu soğuk mevsimde, bu soğuk ortamda kökleri vasıtasıyla ağacın gövdesine sular çekilmez olmuştur.
ilahi nizama uymuşlar. Uymasalar, benim dediğim gibi parçalanırlar. Uymasalar çatlarlar, uymasalar patlarlar, uymasalar zayi ziyan olurlar. Uymaları lazım çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu kanununda, bu nizamında merhamet var. Acıma var, adalet var, koruma var, fazilet var, hakikat var, Allah'ın Rahman sıfatının tecellisi var. Alemde Allah'ın nizamındaki bu ahengi, bu dengeyi anlatmak için bir misal daha arz edeyim. Zaman zaman söyleniyor ama unutuluyor. Akılda kalsın diye tekrarlamak lazım. Kış mevsiminde görüldüğü gibi sular donuyor. Suların donmasında ilahi kanun bir başka tecelli ediyor. Katı cisimler dediği